Dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. Evet, haftanın son günü, kapanış gününü Borsa İstanbul BIST Endeksi 0,18 artışla 10.891 puandan tamamladı arkadaşlar. Uzun zamandır düşmeyen işlem hacmi bugün düştü. 129 milyar 621 milyona geriledi. Ve Cevdet Akçay'ın faiz indirimi gündemimizde yok açıklaması da endeksi etkilemiş gözüküyor. Saat 18.19'da arkadaşlar, saat 18.19'da kamu aydınlatma platformuna bildirilen Yeşil Yatırım Holding anonim şirketinin sermaye artırım işlemlerine ilişkin bir bildirim var. O farklı bir bildirim bu. Şöyle farklı. Arkadaşlar, biz hep ne yapıyoruz? Genelde bedelsiz sermaye artırımı kararı ya da kabul kararını bildiriyoruz Borsa İstanbul'un bildirmiş olduğu. Bu sefer bir red kararı var. Evet, 18.19'da yayınlanan bir haber. Yeşil Yatırım Holding anonim şirketi. Evet, sermaye artırım başvuru sonucu hakkında yapılan açıklama güncelleme mi? Evet, düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş şey açıklama mı? Hayır. Şirket 215 milyonluk mevcut sermayesini 1 milyar 75 milyon 3'e çıkarmak istiyormuş. Sonunda bir 3 var. %400 oranında bedelsiz sermaye arttırımına gitmek istiyordu. Arkadaşlar, SPK'ya başvuru yapıldı. SPK'da ne geldi? Red geldi arkadaşlar. Evet. SPK'dan red geldi. İkinciyin 6'sı 2024 yönetim kurulu kararıymış. Zaten uzun bir süre olmuş üzerinden geçen. Yani Yeşil Yatırım Holding anonim şirketinin %400 bedel sermaye artırım kararını SPK kabul etmedi arkadaşlar. Red geldi. Bundan sonra izlenecek yol, bakalım. Bilmiyoruz. Göreceğiz. Yani SPK'nın onaylamadığını görebiliyoruz bunu. Ve bugün de hisse sanki bunun haberini almışçasına, bu haber endeks kapandıktan sonra bildirildi. %4,96 negatif tamamladı günü arkadaşlar. 4 lira 60 kuruştan. Son 5 günde %3,16'lık düşüş var. Son bir ayda %3,60'lık bir artış var. Son 6 aya bakarsak da %5,5'lık bir artış var. Yeşil Yatırım Holding anonim şirketinde. Bu sermaye arttırım kararı da son 6 ay mevzu zaten. İkinciyin 6'sında karar alınmış. Ama hisse 4,60'da ve bugün de 4,96 negatif tamamladı. 0,24 kuruş düştü. Ve SPK'da %400 oranındaki bedel sermaye arttırımı kararını reddetti şirket. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.